kendisi Türkiye'de isim yapmış birçok oyuncunun kariyer yolculuklarının ilk adımlarında dahil oldukları bir projeydi. Oldukça köklü oyunculara yer veren bu yapım aynı zamanda geleceğin önemli yıldızlarını da projeye bilerek ya da bilmeyerek dahil etmişti. Gelin şimdi hep beraber bu isimlere ve Kurtlar Vadisi'nde yer aldıkları sahnelere göz atalım. Canım Ailem dizisiyle adından söz ettirmeye başlayan Celal ile Ceren projesiyle komediye adım atan ve son olarak Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki performansıyla kariyerinde zirveye ulaşan Ezgi Mola, Kurtlar Vadisi dizisinde figüranlık yaparak kariyerinin ilk adımlarını atmıştı. Ezgi Mola çoğu izleyicinin ileri aldığı bir sahnede görülmüştü ve belki de o yüzden hiçbir zaman fark edilemedi. Deli Hikmet'in yine bazı sıkıntılarını anlatmak için Ömer Baba'nın yanına gittiği bir sahnede Hikmet yoldan geçen bir kızı göstererek gençliğin durumunun kötü olduğunu Ömer Baba'ya anlatmaktaydı. Ah, şu kaşara bak da anla Ömer Baba. Memleketin gençliği ne halde? Giyinmesi giyinme değil, yürüyüşü yürüyüş değil. Konuşsan ağzını ya konuşur. Böyle elin tersiyle bir tane... İşte o sahnede Hikmet'in gösterdiği o kız Ezgi Mola'nın ta kendisiydi. Tabii sahnenin devamında Deli Hikmet Ömer Baba'dan dizi tarihindeki en büyük ayarı yemiş ve bence gayet de hak etmişti. Alim ile sohbet etmek lali mercandır. Cahil ile sohbet etmek günde 1000 can incitir. Süleyman Çakır kumarhane baskınının ardından hapse girdiğinde televizyonda bir haber dönmeye başlar. Haberde bir adamın genç bir kıza tecavüz ettiği ve öldürdüğü anlatılmaktadır. Süleyman Çakır haberi izlerken çok öfkelenir. Çünkü saldırıya uğrayarak öldürülen genç kızın abisi mahkeme çıkışında adalet istediğini haykırarak ve ağlayarak dile getirmekte ve bu adama cezasını kim verecek diye sormaktadır. Süleyman Çakır bu durum üzerine adamı kendi koğuşuna aldırır ve cezasını verir. İşte bu sahnede adalet istiyorum diye feryat eden oyuncu yaptığı taklitlerle, oynadığı Çocuklar Duymasın, 80'ler gibi dizilerle adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde trafik kazasıyla gündem olan Ceyhun Fersoy'dur. Sakarya Fırat, Ulan İstanbul, Çukur, Müslüm, Karabela, Türk İşi Dondurma, Gönül gibi Türk televizyon ve sinema tarihinin en başarılı işlerinde gerek yan rollerde gerekse de başrollerde yer alan Erkan Kolçak Köstendil bu kariyeri elde etmeden önce Kurtlar Vadisi'nden yolu geçen bir isimdi. Memati Baş'ın dizinin son bölümlerine doğru oldukça sıkıntılı bir dönemdeyken bir galeriden araba ödünç aldığını görmekteyiz. İşte bu sahnede gördüğümüz Memati'ye hürmet duyan galeri sahibi Erkan Kolçak Köstendil'di. 2008 yılında yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar programı birçok ismin oyunculuk kariyerine adım atmasına olanak sağlamıştır. Tabii bunun dışında yönetmenlik, senaristlik, sunuculuk ve müzisyenlik kariyerine geçiş yapan birçok isim olmuştur. Bu projede yer alan iki isim de Kurtlar Vadisi'nde figüranlık yapan isimler arasında yer almaktadır. Polat Alemdar'ın Elif ile görüştüğü Kız Kulesi önündeki o ikonik banka oturan sevgililer, Polat Alemdar'ın ricası ve bir miktar harçlığı karşısında banktan kalkarlar. Burada Polat'ın konuştuğu adam Çok Güzel Hareketler Bunlar projesinde özellikle Hıyarlı Baba karakteriyle adından söz ettiren Şahin Irmak'tır. Mehmet Karahanlı'nın kızı Safiye Karahanlı'nın ödevi için fotoğraflar çektiği esnada onu uyaran ve karakola davet eden müthiş İngilizceye sahip olan polis memurunu ise yine Çok Güzel Hareketler Bunlar projesinde tabutçu olarak tanıdığımız Bülent Emrah parlak oynamıştır. Tabii ki Kurtlar Vadisi amatör oyunculara yer verdiği kadar köklü oyunculara da projelerinde sık yer vermiştir. Tabii bu isimlerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının ötesinden Hollywood'dan transfer edilmiştir. Türk dizi tarihinde bu durum hiç karşılaşılmamış ve oldukça büyük etki yaratan bir olaydır. Kurtlar Vadisi'nin bir cumhurbaşkanına rol veren tek dizi olduğunu eski videolarımızda söylemiştik. Gelin şimdi de Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan dünyanın çok iyi tanıdığı Hollywood oyuncularına bakalım. Kurtlar Vadisi dizisinin 96. ve 97. bölümlerinde
bölümlerinde, yani final bölümlerinde dünyanın en iyi oyuncularından ikisi diziye konuk olmuştur. Bunlardan ilki özellikle Ocean's 11, Ocean's 12 ve Ocean's 13 filmlerinde canlandırdığı Terry Benedict karakteriyle ve Kurtlar Vadisi'nin ilham aldığı Godfather filmlerinden, üçüncüsünde Sonny'nin oğlu Vincent Mancini rolüyle adından bütün dünyada söz ettiren Andy Garcia'ydı. Kurtlar Vadisi'nde Amon karakterini canlandıran Andy Garcia, final bölümünde Polat Alemdar ile pazarlık yapan büyük bir güçtü ve bu ismin aslında gerçekte Rockefeller ailesini temsil ettiği düşünülmektedir. Amon'un eşini ise yine büyük bir Hollywood yıldızı canlandırmıştı. Bu isim dizide Lisa karakterine can veren Sharon Stone'du. Özellikle Temel İçgüdü filmiyle akıllara kazınan bu Hollywood yıldızı dizinin final bölümünde Polat Alemdar'ı öpmesiyle gündem olmuştu. Tabii bu sahne defalarca tekrar edilerek çekilmişti. Bu da Necati Şaşmaz'ın heyecanından olsa gerekti. Kurtlar Vadisi Irak filmi de aslında birçok Hollywood yıldızına yer vermişti. Özellikle Bill Zane bu isimlerden belki de en meşhur olanıydı. Titanic ve Geleceğe Dönüş gibi filmlerde rol alarak bir dünya markası haline gelen bu oyuncu, Kurtlar Vadisi Irak filminde de oldukça iyi bir performans sergilemişti. Aynı zamanda Cennetin Krallığı filminde canlandırmış olduğu Selahattin Eyyubi karakteriyle filme ayrı bir hava katan usta oyuncu Gassan Mesut da Kurtlar Vadisi Irak filminde yer alan Hollywood yıldızlarından biriydi. Ayrıca Kurtlar Vadisi Irak filmine dair detayları konu aldığımız videoyu izlemek için kartlar kısmından videoya ulaşabilirsiniz. Bu isimlerin yanında Diego Serrano, Gary Busey, Spencer Gerry, Tito Ortiz gibi isimler de filmde yer alan ünlü yıldızlardı. Dizi bazı sanatsal öğelere de yer vermeyi ihmal etmemiştir. Sık sık alenen olmayan, sadece bazı diyaloglar ve objelerle verilen mesajlar vardır. Kurtlar Vadisi'nin birinci bölümünde Ali Candan'ı kaybeden Elif Eylül büyük bir buhrana düşmüştür. Önce avukatlık bürosunun basılmasından sorumlu tutulup arkadaşları tarafından dışlanmış ve ardından da kendi kırmızı çizgilerini yıkarak Duran Emmi'den yardım istemeye gitmiştir. Üst üste gelen bu durumlar onun psikolojisini alt üst ederken aynı zamanda Ali'ye olan özlemini de artırmaktadır. Dizinin ilk iki bölümünde bu süreçlerin başında Elif Eylül'ün odasında yatağının üstünde sıradan bir çiçek tablosu bulunmaktadır. Fakat üçüncü bölümde Şevko'nun adamlarının Elif'i kaçırmak istemesi ve Polat Alemdar'ın bu durumu engellemesinin anlatıldığı sahnede Elif Eylül'ün tablosu değişmiş ve çiçek yerine Gustavo Klimt'in Kiss tablosu asılmıştır. Peki anlatılmak istenen nedir? Tabloda bir adam ve bir kadının birbirine sarıldığını görmekteyiz ve adam kadını öpmektedir. Adam ve kadın bir uçurumun kenarında durmaktadır. Uçurum metaforu dizide Polat Alemdar tarafından da sık sık kullanılmıştı. Uçurumun kenarındayım. Hatta günümüzde Polat Alemdar'ın dalıp gittiği o uçurumun kenarında da hayranları tarafından yapılmış bir hatıra taşı bulunmaktadır. Klimt'in bu tablosunun koyulmasının nedeni aslında bu iki karakterin artık hayatlarının tamamen değişeceği, birbirlerine olan aşklarını her zaman bir uçurum kenarında geçirecekleri gerçeği yansıtmaktadır. Ressam tercihi de bu konuda oldukça ilginçtir. Gustavo Klimt çoğu eserinde sık sık görüştüğü Emily'yi resmetmiştir. Onunla yıllarca birlikte yaşamış ama asla evlenememiştir. Tıpkı Polat Alemdar ve Elif Eylül gibi. Bu isimler de birbirlerini hep sevmiş ama evlenememişlerdir. Çünkü Elif de, Polat da o uçurumun kenarında yaşamaya ve sadece zaman zaman birbirlerine aynı tablodaki gibi sarılabilmeye mahkum olmuşlardır. Aynı zamanda dizide birçok şiire de oldukça güzel atıflarda bulunulmaktadır. Ali Can'dan yeni görevini, yani ölmesi gerektiğini öğrendiğinde Aslan Akbey'e Elif'in bu durumu kaldıramayacağını söyler. Aslan Akbey bunun üzerine ona 20. yüzyılda ölümün acısı en fazla bir yıl sürerdi. 21. yüzyıldayız. Onu seviyorum şef. 2 yıldır dönmemi bekliyor. 2 yılda sadece 2 defa gördüm. Toplasan en fazla 3 gün. Öyleyse vakit kaybetme. 36 saatim var. Git ve onlarla vedalaş. Bu sözler aslında bir şiire atıftır. Nazım Hikmet'in kaleminden düşen Karıma Mektup şiirinde bu sözler şöyle yer almaktadır. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı.
En fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı. Tabii bu göndermede kendini gerçekten kanıtlamıştır. Ali Candan'ın ölümünün birinci yılının ardından Elif Eylül Polat Alemdar'la baş başa şarap içecek seviyede arkadaşlık yapmaya başlamıştır bile. Göndermeler, gizli mesajlar ve ayrıntılar bu dizide kendine oldukça yer bulmaktadır. Hele bazı diyaloglar ve sahnelerin ard arda gelmesi diziye ayrı bir keyif katmaktadır. Tuncay Kantarcı ofisinde otururken yanlışlıkla masasında duran bir duaya ayağını uzatır. Ve ardından kendisine kızarak ayağın kırılsın Tuncay der. Ayağın kırılsın Tuncay. Yediğin erzeye bak. Ve bu sahnenin üzerinden çok vakit geçmeden mekan basılır. Seyf odayı mekanı basmış ve Tuncay'ı dizinden vurmuştur. Bu sahnenin bir benzeri de Süleyman Çakır'ın mekanında sohbet eden Derya ve Çakır arasında geçer. Süleyman Çakır Derya'ya Meral'in de Nesrin gibi olmasını istediğini, aynı anadan babadan oldukları halde bu kadar farkın neden olduğunu anlayamadığını söylemesi üzerine Derya, Çakır'a Nesrin ve Meral'in aynı olamayacağını, onunla kendisinin de aynı olmadığını, kimsenin iki kişi birden olamadığını söyler. Ve bu cümlenin ardından içeriye Polat Alemdar, yani Ali Candan, yani iki kişi birden olmayı başaran o adam girer. Abi, Nesrin ve Meral aynı değil. Sen ve ben aynı değiliz. Kimse iki kişi birden olamaz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. İşte bu da sıradan diyalogların bile ne kadar ince düşünüldüğünü gösteren müthiş bir detaydır. Diyaloglardan çıkarılan en iyi detaylardan biri de Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından doktorun lüzumu üzerine yaptığı açıklamada geçmektedir. Doktor bu konuşmasında Süleyman Çakır'ın vefat haberini vermeden evvel hadiseyi anlatmaktadır. Tabii Çakır ameliyattayken Polat Alemdar İstanbul'un altı babasını da toprağa göndermiştir. Doktor hadiseyi anlatırken kalp sorunlarına ilişkin açıklamalar yaptığında göğsünden vurulup öldürülenler, aşırı kan kaybından bahsederken kanlar içinde küvette yatan Demir Görkemli ve solunum yetmezliğinden söz ederken kurşun veya bıçak yerine boğularak öldürülen Halit ekranlara gelir. Bu da yine diğer detaylar gibi diyalogların ne kadar güçlü yazıldığını göstermektedir. Kurtlar Vadisi Hollywood oyuncularını kullandığı kadar Hollywood filmlerinden de esinlenmiştir. Buna en benzer sahne ise Testere'nin Ruslarla birlikte Polat'a pusu kurduğu ve onu ormana hapsettiği sahnede gerçekleşir. Bu sahnede Polat Alemdar bir keskin nişancı olduğunu anlar ve yerini tespit edebilmek için bir sopaya arabadaki bir bez ile bağladığı aynayı kullanır. Bu sahnenin neredeyse aynısı Tom Hanks'in başrolünde oynadığı 1998 yapımı Er Ryan'ı Kurtarmak filminde de vardır. 3 oğlunu kaybeden bir annenin, 4. oğlunu kurtarmakla görevlendirilen bir grup askerin ve 2. Dünya Savaşı'nın anlatıldığı bu filmin ilgili ve esinlenilen sahnesi şu şekildedir. İki MG42, iki havan topu, +20, sola 30.